yeni bir boyut getirecek derbide Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerek hedefine yaklaşırken Ankaralı futbolseverler iki gün üst üste gollü maçlar seyretme şansına sahip oldular. Cumartesi günü Ankara derbisi ve bugünkü Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasında 11 gol vardı. Ligin alt sıralarında ise Adana Demirspor ve Bakırköyspor dışında tüm takımlar puan alarak lige tütünme çabasını sürdürüyorlar. Futbol tarihimizdeki yerleri, şampiyonluk iddiaları, puan sıralamasındaki konumları ve ilk yarıdaki 2-2'lik skoruyla Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması yine büyük maçtı. Beşiktaş ve Fenerbahçe ezeli rekabette şampiyonluk için bir kez daha karşı karşıya. İnönü stadı tıklım tıklım dolu, her şey hazır. İşte karşılaşmanın hakemi İhsan Türe'yi dinliyoruz. Ama aynı rahatlık içerisinde son derece dikkatli bir müsabaka yöneteceğiz. Görev alanlarınız sizlerin, tarafınızdan çıkan out corner toplarıyla şu kısımlardaki taşlarda size tabi olacağım. Ligin derbisi diyebileceğimiz, yılın derbisi diyebileceğimiz maçı siz yönetiyorsunuz. Hafta içi hazırlıklarınız nasıl gitti? Nasıl hazırlandınız maça, onu öğrenmek istiyorum. Efendim, her hakem bir çarşamba günü antrenmanlarımız var. Onun haricinde de her sabah sporumuzu yapıyoruz zaten. Hazırız. Ben son derece süratli bir müsabaka olmasını diliyorum. Bugün de basında 60-65 dakika bir topun oyunda kalış süresi içerisinde. Tabii ki bu benim ara düşüncem. Bu konuda sevgili futbol kulüplerimizin de, futbolcu kardeşlerimin de bana oynadıkları oyunla, rakiplerine birbirine fair play, gentleman bir yaklaşımla yardımcı olmaları şart tabii. İhsan Türe, İzzet Kösterilioğlu, Saadettin Güler ve Beşiktaşlı, Fenerbahçeli futbolcular el ele, kardeşçe karşılaşmaya çıkıyorlar. Stadyum bayram yeri gibi. Futbolcular böylesine dostluk, barış ve centilmenlik havası içinde maça çıkarken bazı kendini bilmezlerin stadyuma öldürücü aletlerle gelmeleri dikkat çekti. Ancak güvenlik güçleri aldıkları yerinde önlemlerle bu kişilerin eylemlerine fırsat vermediler. Biz de bu kişileri ve davranışlarını üzüntüyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Başlıyoruz maça. İyi bir skor alacağımıza inanıyorum. Takımın durumu iyi. Bizim bir amacımız vardı sezon başı başlarken. O amacımıza koşmak için engellerden biri maç. Bu maçı da yenip engel ortadan kaldırmak istiyoruz. Gerçekten iyi hazırlandık. Moralmen de çok iyi bir durumdayız. Amacımız bu maçı kazanmak. Şampiyonluk yolunda bir adım daha atmak. Söylenecek tek şey artık sahaya kaldı. Fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Çok iyi hazırlandık. İnanıyorum ki bugün galip gelen taraf biz olacağız. Vallahi havamız çok iyi. Görüyorsun, seyirci de çok güzel. İnşallah dostça bir karşılaşma olur. İnanıyorum, kazanacağımıza inanıyorum. Şimdi takımımız cezalı ve sakat futbolcuların çoğunluğundan benimle beraber 16 kişi kalmıştı. En azından takım yedek kulübesinde bile moral olsun diye girdim. Ama görev verilirse tabii ki yer alırım. Uzun süre oynamadım. Fakat arkadaşlarım o kadar iyi ki bugün mutlaka kazanacağız. Ve beklenen karşılaşma, müthiş mücadele Fenerbahçeli futbolcuların vuruşuyla başlıyor. Oğuz, Semih, Soçinski'den Nuri, Ümit. Engin, Tanju ve Oğuz. Vokli vuruyor, kaleci Bako'da kalıyor top. Oğuz'la Metin'in mücadelesini izliyoruz. Rıza, Ali, Mehmet aradan hareketleniyor. Karşı karşıya kalıyor Engin'le. Ondan da sıyrıldı, sonuç gelmiyor. Büyük bir pozisyondu Beşiktaş için. Ulvi'nin kafasından seken top, Ümit vuruyor. Ve asfaltta dışarı giden topu seyrediyoruz. Recep, Ali hareketleniyor. Engin çıkıyor, Ali, Engin. Müjdat, serbest vuruş, Oğuz. Ümit'in kafa vuruşu, Beşiktaş kalesinde büyük bir tehlike yaşandı. Direkten dönüyor top. Karşılaşmada ikinci yarı. Ulvi koşuyor, Vokri koşuyor. Vokri, kaleci Bako. Atış kullanıldı. Mehmet, Müjdat'tan sıyrılıyor. Mehmet vuruyor ve kaleci Engin. Rıza, Metin ve Semih. Şutunu atıyor, asfaltla dışarı giden top. Gökhan, Aykut Gökhan'dan topu aldı. İkinci yarıda oyuna girdi. Turan şutunu atıyor, sonuç gelmiyor. Mehmet orta alandan topu aldı, götürüyor. Turan geliyor.
Ondan sıyrıldı. Soçinski pasını verdi. Zeki şut ve gol. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Dakika 88. Beşiktaşlı taraftarlar, saha içinde futbolcular, tribünlerde Beşiktaşlı taraftarlar. İşte golü bir kez daha seyrediyoruz. Büyük sevinci yaşıyorlar. Karşılaşmanın son saniyesi, İhsan Türen'in düdüğü ve karşılaşmanın galibi Beşiktaş. Beşiktaş şampiyonluk için dev bir adım atıyor. Zeki, tebrikler. Berabere bitti diyorduk fakat son dakikada bir gol attın. Nasıl oldu? Ya her zaman son dakikada goller olmuştu. Yani 90 dakikadır futbol oyunu, biz bunun bilincindeyiz. Attık yani, inanıyorduk, başardık. Beşiktaş camiasına hayırlı olsun, kutlu olsun yani. Peki, bu kadar. Sen teşekkür ederim. Mehmet, sen neler söyleyeceksin? Valla dediğim gibi çok kaliteli bir mücadele oldu. Her iki tarafta çok iyi mücadele oldu. Biz girdiğimiz pozisyonu değerlendik ve gol oldu. Çok güzel bir maçtı yani, herkes zevk dolmuştu herhalde. Ya iki takım için de zor bir maçtı. Yani her an birisi gol atabilirdi. Şansa biz gol attık. Hakikaten çok iyi mücadele etti iki takım da. Çok stresli bir maçtı yani. Kazandığımız için sevinçliyiz ama her şey bitti değil. Bütün kalan 5 maçımızda final havasında. Hepsini almak zorundayız. Game, it was a very entertaining derby match. Benim düşünceme göre bugünkü maç iki takım da çok açık olarak oynadı ve herkese seyir keyfi veren bir maçtı. There wasn't many clear chances for either takım. İki takım da bu maçta çok fazla söyleyebileceğimiz net pozisyonlar yakalayamadı. And I think the son 15 dakika everybody was I think both sides didn't want to lose. We were happy with 0-0. Öyle zannediyorum ki son 15 dakikaya girildiğinde iki takım da kaybetmemenin kendileri için, beraberliğin kendileri için bir şans olacağını düşünüyordu. And you know, obviously we put a little pressure on I think at the right time and the goal was very crucial for us. Ve bunun yanında da fakat biz bu ikinci yarının bu yaklaşan söylediği dakikalarda tempomuzu biraz yükseltmiştik ve bu durumda da çok güzel, çok iyi hazırlanmış, çok fevkalade bir gol yakaladık. Her iki takım da bir taktik anlayışı içinde oynadı. Ligin ilk yarısındaki maç gibi yine son dakikada yediğimiz golle 3 puandan olduk. Beşiktaş iyi takım. Kendilerini tebrik ederim. Biz yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Mücadelemizi lig sonuna kadar sürdüreceğiz. Önümüzde daha çok maç var. Henüz her şey bitmiş değil.